Selamlar sanırlar, yeni videoda karşınızdayım ve bugün sizlere yeni gelecek olan güncelleme notları ile ilgili ufak bir işte klasik okuma yapacağım her zaman gibi. Notları henüz okumadım, o yüzden nasıl bir şeyle karşılaşacağım hakkında en ufak fikrim yok. Hadi başlayalım. Canavar yetenek güncellemesi, dengelemesi, yaması vesaire. Dengeleme yaması bir sonraki güncelleme de yapılacaktır. Yakında yapacak olduğum canavar bilgi vermek istiyorum. Lütfen gerçek dengelemenin aşağıdakinden farklı olabileceğini biliniz. Başlıyoruz. Nelerimiz var? Su ışık anka kuşu. Arındırıcı alev. Hasar miktarı %15 azalır. Hasarı azalttılar. Tamam, hasarını azaltmışlar. Üçüncü skill. Zararlı etki başına zararlı et kaldırma başarılı olduğunda bir tur defans azalırdı. Artık her türlü alan etkili bir tur defans kırma var. Bir atak yaratığı için ama şu olayı güzel. Önce etki kaldırıyor, yani önce stripliyor. Ardından bunu uyguluyor. O yüzden güzel bir olay bu. Hoş. Zararlı et kaldırma başı, yani eğer striplerse defans kırıyormuş. Artık her türlü defans kırıyor. Güzel. Karanlık anka kuşu. Ateş tip patika. Pasif. Yetenek değiştirildi. Önceden saldırdığı düşmanın %50 şansıyla 3 tur boyunca damgalardı. Damgalanan canavarlardan biri savaşta düşerse bir daha diriltilemezler. Ve karanlık kürenin soğuma süresi bir tur azalmış. Karanlık küre ikinci skill. Yani neymiş? Üçüncü skill'i kullandığımız zaman hedefi damgalıyor. Eğer damgalanan karakter ölürse onun tarafından değil, o karakter tarafından damgalanan bir karakter ölürse bir daha diriltilemiyor. Ve bu her olduğunda, bu her gerçekleştiğinde de ikinci skill'in bekleme süresi sıfırlanıyormuş. Şimdi ise saldırdığı düşmana her seferinde %50 olasılıkla 2 tur boyunca damgalama etkisi uygular. Damgalanan canavarların bir savaşta düşer veya düşerse bir daha diriltilemez ve kanun kendisi soğuma süresi bir tur azalır. Artık skill değil. Skill aktif bir skill değil, pasif bir skill olmuş. Yani her halükarda çalışıyor. Şey olayı güzel. Saldırdığı düşmana her seferinde 2 tur boyunca damgalama uygular. Neden güzel? Kadiz gibi olmuş. Pasif olarak damgalama var. Peki ben şunu merak ediyorum. Acaba Jara'da, yani karanlık anka kuşunda alan etkili bir saldırı var mı? Ben bunu gerçekten... Kafamdaki soru bu. Şimdi hemen şuna bakacağım. Eğer bulabilirsem, buldum. Yok. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ama güzel. Yine bile bir nebze bir güncelleme, bir buff denebilir. Bir güçlendirme var ucundan azıcık. Bakalım, devam edelim. Başka. Anka kuşu rüzgar. Teşar, Bora, pasif. Hasar miktarı %24 azalır. Yetenek değiştirilmiş. Pasif yetenek olarak değiştirildi. Önceden tüm düşmanlara acımasız bir fırtına ile saldırır. Eğer düşman ölürse anında yeniden kullanılabilir. O atak çubuğu her ölen düşman için %20 artardı. Evet. Yani alan etkili bir saldırıydı. Eğer biri ölürse hem skill'in bekleme süresi sıfırlanıyordu, hem de aynı zamanda öldürdüğü hedef başına, o skill'i öldürdüğü hedef başına %20 atak barı artıyordu. Artık kendi turunda düşmanlara atak yaptıktan sonra acımasız bir fırtına ile tüm düşmanlara bir kez daha atak yapar. Eğer atakla düşman ölürse Bora'nın yetenek soğuma süresi sıfırlanır. Otomatik etki. Bir dakika. Şimdi anlamadığım şey şu. Bu alan etkili bir skill'di. Tamam. Herkese saldırıyordu. Tamam. Şimdi ne yapıyor? Düşmanlara atak yaptıktan sonra acımasız bir fırtına ile tüm düşmanlara bir kez daha atak yapar. Yani ben birinci veya ikinci skill'i kullandığım fark etmeksizin bu ikisini kullanınca, yani bu iki skill'den birini kullanıp düşmana saldırınca vurdum. Sonra otomatik olarak bir daha mı saldırıyor herkese? Oha, ben ilk başta bir hedefe saldırıyorum, sonra pasif olarak herkese mi saldırıyor? Bu bir hedefi direktman yok eder otomatik olarak. Hem birinci veya ikinci skill ile, artık hangisi ise, yüksek bir hasar veriyorsun birine. Sonra pasif, yani üçüncü skill diyelim, devreye giriyor otomatik olarak.
Onu kullanıyorsun. Alan etkili bir saldırı yapıyorsun bu sefer. Bunun üzerine zaten hedefin defansı kırıksa, birinci darbenden az bir canla bile kurtulmuşsa, pasif devreye girince, yani üçüncü skill saldırınca garanti ölür. Oha! Daha bir şeyden sonra Devon'da hiçbir şey, Devon muhabbeti bittikten sonra, dört kata indikten sonra vesaire olunca, üstüne 12. katlar gelince Teşar'ın hiç kullanan kalmadı. Şimdi hak veriyorum o konuda. Bir yerde bir kullanılabilir olması gerekiyordu da, böyle olması, Teşar'ın hızı da çok az çünkü, o da biraz sıkıntı. Oyundaki en yüksek atağa sahip bir yaratık, doğru hatırlıyorsam eğer. Ama en kırılganlarından biri aynı zamanda. Ya üflesen ölecek bir yaratık Teşar. İlginç olabilir bak. İlginç olabilir. Hani güzel veya kötü demiyorum. Diyemem çünkü. Ama ilginç olabilir kesinlikle. O zaman devam edelim bakalım neyimiz var sırada. Şimşek İmparatoru Işık. Gelnir. Bir takım arkadaşı düşman tarafından saldırıyorlarsa birilerinden birini kullanarak müttefikin canını aldığı hasarı doldurur. Hasarını 35 kadar doldurur. 5 bir kere sahipsiz üzerine çıkar. En işe yaramaz şeydi bu. İmparatordu. Şimdi bir müttefik saldırıya uğrarsa bilgilerinden birini kullanarak saldırıya uğrayan hedefin maksimum HP'sinin %20 kadarını iyileştirir. Tamam, aldığın hasara bağlı değil artık. Güzel. Eğer 5 bilgiye sahipse saldırıya uğrayan hedefin %50 kadarını iyileştirir. Tek bir bilgi kullanıyor, %20 dolduruyor. 2 bilgi olursa %25 falan demiyor. Ya da atıyorum 4 bilgi varsa demiyor. Ya yani ya 1 bilgi kullanacak ya 5 bilgiye kullanacak. Doğru anladıysam eğer. Hedefin max HP'sinin %20 kadar iyileştirir. Bir attacker için kötü o zaman. Bu attackerların çünkü genelde atak HP'leri az oluyor ya. Mantıken. RTA modundan bahsetmiyorum. Aa, olabilir ama. Karanlık vampir. Uyanmış. Uyanmış vampir. Vampir yarasa. Yarar et kaldırma etkisi %50'den %75'e çıkarılmış. Kadiz'in pasifi, birinci skill daha doğrusu. Uyandıktan sonra stripliyordu hedefi %50 ihtimalle. Artık demek ki Ejder 12'de kullanılması için bufflamaları gerekmiş. Çünkü gerçekçi olalım, 12. katların dirençleri çok yükseldi. Ve Ejder'in ki artık hani %200'lerde falan neredeyse. Biliyorum öyle bir şey mümkün değil falan filan, hiç mi takip ettim? Biliyorum, geç onları. O işleri geç, biliyoruz herhalde. Yaralet kaldırma olsa da %50'den %75'e çıkması gerçekten güzel. En azından artık belki bir ihtimal daha kullanılabilir. Çünkü çok şikayet ediyordu insanlar. Özellikle Kadis kullanıcı, Kadis kullanmayı deneyen arkadaşlarım vardı. Bir tanesi Atıf. Çok acı çekti garibim. Çok acı çekti. Ama bu olay gerçekten güzel. Skip ihtimalini %25 artırmak mükemmel bir olay. Devam ediyoruz. Vampir karanlık. Oo, devam ediyor. Pasif. Düşmanın atak barına emmesini %15'den %20'ye çıkarmış. Kadis'i bayağı güzel bufflamışlar ha. Bayağı güzel bufflamışlar. Hoşuma gitti. Cehennem karanlık ladies. Cehennem karanlık ladies ne ya? Karanlık cehennem ladies. Kraka. Yetenek değiştir. Çağrı faili. Üçüncü skill bu. Yetenek soğuma süresi 7 turdan 6 tura indi. Güzel. Yetenek değiştirildi. Önceden bir müttefik %30 canla diriltilir. Tüm yetenekler aktif olur, kullanılabilir olur. Diriltilen müttefik bir tur boyunca yenilmez olur. Yani bir tane ölüyü canlandırıyorsun %30 HP ile ve yenilmez oluyor. Yani hasar almama şeyine sahip oluyordu. Ve bütün skill'ler aktif hale geliyordu. Yani Perna canlandırırsan eğer pasif olmamasına rağmen tık hemen full pasifle doğuyordu gibi. Artık ölen müttefiklere, ölen tüm müttefikleri %30 HP ile diriltir ve tüm yetenekleri kullanabilir. Diriltilen müttefik bir tur boyunca yenilmez olur. Dirilen her bir müttefik hedefi için soğuma süresi birer tur artar. Eladriel'in daha da güçlü hali olmuş. Herkes canlandırıyor, ölü olan. Hepsi bütün skill'lerini kullanabiliyor. Hepsinin skill'leri aktif. Hepsi bir tur boyunca yenilme, hasar almaz hale geliyor.
her müttefik hedefi için savunma süresi artsın. Zaten bir kere revival'dan sonra bir oradan bir dönüp bir comeback yapılabilir zaten artık o saatten sonra. Hani bir daha kullanması absürt olur mantıken. Hoşuma gitti. Eladriel'in bile herkesi canlandırıp işte şey olma muhabbetinden sonra hani Kraken'ın Life Dark Knight 5 olup da böyle bir support olması güçsüz kalmıştı bir nevi. Hoş. Eladriel mi Kraken mi? Yine Kraken tabii. Sonuçta alan etkili defans kırması da var ama yani Kraken daha üstündü. Şimdi tekrardan daha üst kıvama gelmiş Eladriel'in yanında. Güzel, hoşuma gitti. Cehennem Meclisi Rüzgar. Etna. Aha. Etna'ma buff gelmiş. Etki değiştirildi. Her bir vuruşla yakalama 3. skill. Her bir vuruşla düşman hedefin yaralı etkisini birer tane kaldırır. Her bir vuruşla düşman hedefin yaralı etkisini birer tane çalar. Aa! Oy, bir şey diyeyim mi? Bu durum benim çok hoşuma gitti. Artık striplemeyeceğiz. Direkt hepsini çalacağım. Hepsini. Bu cidden beni çok mutlu etti şu an. İyi. Hazır hiçbir yaratığın üzerinde rün yokken dungeon şeyleri dışında bir de arena. Gideyim ben bir yavaştan Etna'yı tekrardan dizeyim o zaman. Ha, çok hoşuma gitti bu durum cidden. Şaka maka. Çok güzel bir güçten, güzel buff olmuş. Hoşuma gitti. Yerlet kaldırmaktansa yerleti çalıyor artık ya. Mükemmel. Kahin su praha gündüz düşü. Üçüncü skill. Tüm düşmanların uyutma olasılığı %50'den %100'e. Oha. Yani praha her heal bastığında karşıdan biri direnç göstermediği sürece garanti uyuyacak artık. Oha. İyice bir şey yaptılar. Pis hale getirdiler. Unicorn. Mistik yaratık. Şey hali. Unicorn hali. Ateş. Sarsan alev. Ha yo, mistik yaratık insan hali. Sarsan alev. İkinci skill. Düşmanın tüm düşman atak barını emme %10'dan düşman atak barını emme %50'ye. Yaşayan düşman sayısı kadar bölüp emme olarak. Ne? Düşman atak barını emme %50. Anlamadım. Karşıda 4 tane düşman var. Arenadayım. RT yapıyorum. Karşıda 4 tane hedef var. Her birinin %50 mi emiyor yoksa her birinin %15 mi emiyor? Yaşayan düşman sayısı kadar bölüp emme. %50'yi 4'e böldüm. Yarının da yarısı. %12,5 mu? %10 yerine %12,5 mu bar emecek artık? Anlamadım. Şu an bunu söyleme sebebim şu. Hemen şuradan bir açayım kenardan. Nerede Helena? Defansları zayıflatmak için tüm düşmanlara saldırı ve defansların 2 tur boyunca falan filan. Ek olarak atak çubuklarını %10 oranında emer. Tamam. Her birinin atak barını %10 emiyordu. O zaman tek hedef, ha bir dakika, o zaman tek hedef varsa %50 mi emecek? Çok hedef varsa %50 emmeyecek, tek hedef varsa mı %50 emecek? Ya da her halükarda mı %50 emiyor? O zaman her halükarda kendine yarı şey mi verecek bu? Bar mı verecek? Anlamadım, kafam... Benim jeton düşmedi buna. Bunu deneyerek görmek gerek. Bunu çünkü cidden algılayamadım şu an. Kafam basmadı buna. Neyse, sanat ustası su. Beyaz kağıt sanatı pasif. Etki eklendi. Düşman müttefiklerin yaralı etkisi kaldırırsa yaralı etki kaldıran müttefiğin bakalım şimdi bir dakika. Su sanat ustası ne yapıyormuş? Bunların skilllerini asla öğrenemediğim için buna kenardan bakalım. Su sanat ustası. Beyaz kağıt sanatı. Düşman zararlı etkileri kaldırırsa tüm müttefiklerin atak barı %25 artar. Yani eğer rakip kendini cleanse'lerse, kendi üzerindeki zararlı etkileri kaldırırsa benim bütün takım arkadaşlarımın atak barı %25 artıyormuş. Tamam. Düşman beni striplerse striplenen takım arkadaşlarımın atak barları %25 artar. Oha!
Bir şey değil mi? Tam RTA şey olmamış mı yaratık? Sanki. Bence iyice bir şey yapmış çünkü hem kendini cleanse'lerse benim takımım atak var artıyor, hem ben striplenirsem benim takım arkadaşlarımın atak var artıyor. Ya striplenen takım arkadaşımın atak var artıyor. Bir takımda Emilia var. Su Unicorn. Benim tarafımda da ne var? Stripleyen ne olsun? Stripleyen ne olsun ya? Ha dur, tam tersi mi olacak? Orada Cleanser artı Stripper. Ha, bende Fren var. Karşıda Emilia artı Praha var. Strip'ten gireyim. Ben Fren'le kendime bağışıklık bastım. Bağışıklık kartı, atak buff. İki tane yararlı etki var üzerimde. Eğer ki karşı Praha ikinci skill'ini kullanıp benim bütün takım, bütün yaratıkların üzerindeki o etkileri kaldırıp beni striplerse, takım arkadaşlarımın atak barı %25 artacak. Striplenen, yararlı etkileri kaldırılan takım arkadaşlarımın atak barı %25 artacak. Ya direkt araya girebileceğim bu sayede. %25 çok büyük bir şey mi? Evet. Büyük bir oran. Bir %50 tabii ki değil. %50 olsa zaten mahvoluruz da. %25 gerçekten büyük bir oran. Ve şu anda da olan şey kendi üzerinde, dedim ya Emilia var karşıda, kendi cleanse'leyecek. Ben defanslarını kırdım, bir şeyler yaptım ettim. Karşıda Emilia cleanse'ledi. Kendi üzerindeki zararlı etkileri kaldırdı takımın arkadaşlar üzerindeki. Benim takımımın yine atak barı artıyor. Olay buymuş. Ya artık bu bunun adından nefret ediyorum. Hegang. Su Art Master, su sanat ustasının RTA sezonuna yeni sezonda bayağı bir katkısı olabilir. Bu sezonu çok takip etmedim. Başında ve ortasında biraz takip ediyorum ama son çeyrek bende yok. Son dönem bende yok. O yüzden kullanılıyor muydu bilmiyorum. Ama şu saatten sonra kullanılmaması için bir sebep göremiyorum. HP'si yüksek, defansı yüksek, hızı 102. Kesinlikle azın tanacak bir şey değil. Yani bayağı iyi olmuş. Sanat ustası rüzgar. Önemli mesele. Yani 3. skill ne yapıyormuş? Tüm düşmanlara atak yapıp her seferinde atak barı azaltıp atak barı 0 olan hedefin yetenek soğuma süresini birer tur arttırır. Bar manipülasyonu kısaca. Şimdi ne yapıyormuş peki bu arkadaş? Nerede? Tüm düşmanın atak barı %50'şer azalırdan tüm düşmanın atak barı %75'er azalır. Bu arena saldırı kadrolarında kullanıyordu insanlar. Hani ilk önce stripliyordu, ondan sonra bir şeyler yapıyordu. Aynen. İkinci skill'le stripliyor herkesi, sonra üçüncü skill'i kullanıp bar kontrol yapıyordu. %50 ile %75 çok büyük oran. Niye her şeyin bir atak bar şeyini arttırmışlar? Atak bar azaltmayı, atak bar emmeyi. Bu hoş değil. Neyse. Şimdi devam edeceğim fakat şu an oto savaş bitmiş. Hemen bir şu ürünleri satalım. Vay arkadaş, hiç yani ne şeyler 1.5 kat arttı. Legend düşme oranı Legend'ın. Bir bak 3 6 7 tane rün almışım 10 turda. 7'si de mavi. Mor bile yok. Neyse. Demon, ateş, cehennem alevleri. Her zaman düşmanların üzerindeki nitelik etkisinin olan, avantajı olan ataklar yapar. Tamam, boss dışındaki tüm düşmanlar hariç bir tur boyunca zarar etki kaldıramaz hale gelir. Hasar miktarı orantılısaydı iki tur boyunca karşı konumlanma. Hasar miktarı orantılısaydı iki tur boyunca karşı konumlanmaz. Sürekli hasar etkisi. Tamam, sürekli hasar uyguluyor. Yeni etki birimi. Ha bir dakika dur ya. Yeterek değiştirildi. Önceden her zaman bütün düşmanların üzerine nitelik avantajı olan ataklar yapar. İki tur boyunca da verilen hasar miktarına oranla sürekli hasar verir. Ha, artık her zaman bütün düşmanların üzerine nitelik avantajı olan ataklar yapar. Boss dışındaki tüm düşmanlar bir tur boyunca zararlı etkileri kaldıramaz hale gelir. Zararlı kaldıramaz ne ya?
Hasar miktarı ile orantılı iki turuna karşı koruma sürekli hasar uygular. Tamam. Yeni etki bildirimi. Aha. Zararlı etki kaldırma imkansız. Yeni debuff gelmiş oyuna. Zararlı etki kaldırma imkansız durumunda hiçbir zararlı etki. Evin içinden geçti sandım motor. Zararlı etki kaldırma imkansız durumunda hiçbir zararlı etki kaldırılamaz. Zararlı etkiyi kaldıracak yetenek, yani zararlı etki geçirme dahil kullanıldığında birden fazla zararlı etki uygulanmış olsa da zararlı etki kaldırma imkansız etkisi öncelikle kaldırılır. Bir dakika. Bir dakika. Mekaniği anlamadım. Cleanse yapamıyorsun. Sen benim defansımı kırdın. Sen benim atağımı kırdın, yavaşlattın. Ben Velajuel kullanıp bunu kaldıramıyorum. Hiçbir zararlı etki kaldırılamaz. Zararlı etkiyi kaldıracak yetenek, zararlı etki geçirme, zararlı etkisi de dahil kullanıldığında birden fazla zararlı etki uygulanmış olsa da ilk önce zararlı etki kaldırma imkansızı kaldırıyor. Ondan sonra bir daha eğer clan skill'i kullanırsam mı? What the fuck is going on? Ne oluyor la burada? Bu ne saçma bir şey olmuş? Cleanse engelleyen şey debuff mı olur lan? Benim hiç mantıklı gelmiyor. Artık ben savaşa iki tane mi cleanser sokmak zorundayım? Bunu mu anlayacağım yani? Bu skill'e, bu debuff'a sahip bir yaratık olduğu zaman. Ne saçma bir şey lan? Mantıklı olabilir diyeceğim. Yani Velajuel, ya şimdi ben şey anlamadım. Velajuel, Emilia vesaire kullandım. Direktman kaldırıyor, bütün zararlı etkileri kaldırıyor takım üzerindeki, değil mi? Velajuel artık sadece o üzerimde benim 15 tane zararlı etki var. Artı o zararlı etki kaldırılamaz etkisi var. Üçüncü skill kullandım. Diğer bütün debufflar duruyor. Sadece o etki kalkıyor. Bana yine bağışıklık vesaire veriyor. Emilia da aynı şekilde. Sadece o etki kalkıyor, diğerleri sabit mi duruyor? Bu mu yani mantık? Mentalite bu mu? Bu bana hiç mantıklı gelmedi. Bu bana hiç mantıklı gelmedi. Şu da var. Bu etki kaç kişide var olacak? Bu biraz sıkıntı. Neyse, devam edelim bakalım. Korsan kaptan ateş, patlama atışı. Eğer bomba etki etlendi, eğer bomba patlarsa diğer düşmanların bombanın tur sayı koşulsuz birer tur azalıp anında tur iyileştirir. Ateş korsan kaptanın olayı şuydu. Sierra'nın 3. skill'i var ya, hani bombaları patlatıyor. Tek bir hedefe saldırıyor, üzerindeki bombayı direkt patlatıyor. Olay bu. Korsan kaptanın, ateş korsanı. Artık hedef üzerinden birinin bombasını kaldırdım, patlattım. Diğer düşmanların bombaların tur sayısını koşulsuz birer tur azalıp anında tur iyileştirir. Aslında bir şey değil mi? Artık Sierra'ya ihtiyaç... Ama bomba patlarsa diyor. Bir tane bombayı patlatmak zorundayım önceden. Ya. En azından bir tık daha bir... şey olabilir. Yo, hayır. Sierra'ya hala gerek yok abi. Bir dakika. Şimdi olay şu. Malaka artı Tauros kullanıyorum. Yo, Malaka kullanıyorum. Malaka artı Kraka, Karaka mı? Neyse işte onu kullanıyorum. Ateş karşı korsan. Malaka bomba yerleştirdi bir tanesi üzerine. Krak patlattı bombayı bir tanesi üzerinde. Diğer bütün hedeflerin üzerindeki bomba tur sayısı 2'den 1'e indi. Yani onlar tur aldığı zaman bombalar her halükarda patlayacak o saatten sonra. O zaman yapılacak şey şu, en basit mantıkla yapılacak şey şu. Karşıda eğer bir cleanser varsa, yine
Emilia örneğini vereceğim. Defanslarda oluyor bazen ya. İlk önce ben Cleanser'ı, yani Emilia'yı bombalayacağım. Onun üzerindeki bombayı patlatacağım. O stunlandığı zaman bombadan diğerlerini cleanse'leyemeyecek tur alıp. Bu sayede ne olacak? O stunlı olduğu süre boyunca ilk önce hareket edeceğini varsayıyorum diğerlerinden. O tur alacak. Tur geçecek bombadan stun yediği için. Çok pardon. Ardından diğerlere birer tur bomba kalınca, ya birer tur süre kalınca bombalarınızda hepsi tur alacak. Pat 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 patlayacak. Mantıklı aslında. Güzel, hoşuma gitti bak. Diğer düşmanların bombaların tur sayısını koşulsuz birer tur azaltıp anında turu iyileştirir. Sierra'sı olmayanlar için gerçekten bir bomber team artık şey olabilir. Malaka Tauros veya Malaka artı Dover artı işte Kraka. Karaka ne halsa işte. Çok güzel olabilir veya tek bomber yaparsın. Çok mantıklı olmaz ama iki bomber iyidir. Devam edelim. Korsan Kaptan Rüzgar vur ve kes 3. skill. Kritik vuruş meydana geldiğinde atakları %35'er artar. Çok kullanılan bir yaratık. Korsan Kaptan Işık silahsızlandır, hasar miktarı %6 artar. Şey için kullananlar oldu buraya ya, bu çelik zindanı gelince 3. skill onun yararlı etki almasını engelliyor 3 turluğuna mı ne. O yüzden kullanmaya çok başladılar çelik zindanı gelince. Güzel de hasar veriyordu. Şimdi hasar miktarını artırmışlar. Güzel. Ölüm Şövalyesi, Ölümcül Darbe. Hepsinin 1. skill'i bu sanıyorum ki. Bakalım Ölüm Şövalyeleri. Nerede? Ha. Evet, Ölümcül Darbe 1. skill. Can yenilenmesi bozan etki. Bakalım. Her zaman ezici vurucu. Ya ezici vurucu. Yani seken darbe yapmıyor kısaca. Ölüm Şövalyesi. Ateş, ışık, rüzgar. 2. skill Ölümcül Dalga. Bu dalga. Bu da can yenilemesi bozuyor. Artı üzerine ek atak kırıyor. Alan etkili bir saldırı. Hasar miktarını artırmışlar. Bunların hepsinin bufflamalarının tek sebebi geliyor aklıma. Ölüm Şövalyesi, su, karanlık, denetleme ve imha. Bu hedefin hem atak gücünü hem de defansını kırıyordu. Soğuma süresi bir tur azalıyor. Su ve karanlığın 2. skillleri 3 turdan 2 tura iniyor. Güzel. Su Ölüm Şövalyesi reddet. Soğuma süresi 6'dan 1 tura indirir. Bütün takımına bağışıklık verip bir tur boyunca Tiomars'ın pasif etkisini ekliyor takıma. Cleanse'liyor. Bütün zararlı etkileri kaldırıyor. Bağışıklık veriyor herkese. Aynı zamanda da ölümsüzlük etkisi veriyor. Yenilmezlik değil. Yani darbe alıyorsun, hasar alıyorsun. Ama ölmüyorsun. Canın birden aşağı inmiyor. Buna şaşırdım yalnız ha. Ateş Şövalyesi, Ateş Ölüm Şövalyesi Gasp. Bu şey yapıyor. Direkt kendi maksimum canına oranla hedefin canını emiyor. Yani net hasar. Icarus gibi. Molong gibi. Yani net hasar veriyor. Bununki ek olarak can çalıyor. Şimdi üzerine ekledi. Atak barını %30 emiyor hedefin. Ölüm Şövalyesi Rüzgar. Bryant. Tedarik. 3. skill'i pasif bunun. Reviver. Müttefik etki eklendi. Bu bir takım arkadaşını canlandırıyor. Canlandırdığı takım arkadaşının canını bütün takımınkine oranlayarak dolduruyor. Yani bütün takımının atak canını eşitliyor. Etki eklendi. Müttefik diriltiğinde tüm müttefiklere bir tur boyunca %15 HP. Güzel, mantıklı. Birini canlandırdığım zaman, zaten birini canlandırmazken kullanamıyorsun ki Brian'ın skill'ini. Tüm herkese %15 HP etkileme, iyileştirme etkisi var. Bu küçük ama güzel bir etki. Niye? Şimdi hepsinin canını azaltıyorsun genelde. Hani tek bir hedefi yok, tek bir hedefin yok oluyor tek bir takım arkadaşın. Onu revive'ladığın zaman bütün takımın canı bir anda hop yarıya iniyor. En azından o %15'lik can yenilenmesi bir tık daha takımın hayatta kalmasını şey yapabiliyor. Güzel oluyor. Arttırıyor. Devam edelim. Ölüm Şövalyesi Işık Takas. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Bu bir atak yaratığı. Light Ölüm Şövalyesi nerede? Conrad. Bu bir atak yaratığı, atak tipi bir yaratık. Takas 3. skill. Ne yaptığı şey şu. Bir düşmana saldırır ve düşman bu atakla öldürüldüğü takdirde bir müttefik canavarı %30 HP ile diriltir. Yani reviver. Tamam mı? Alanda diriltilecek müttefik olmadığı takdirde tüm müttefikler 2 tur boyunca hasar emen bir kalkan alır. Emiş miktarı senin, yani kalkan miktarı senin canavarın seviyesine göre değişir. Vurduğun hedefi öldürürsen 3. skill'le takım arkadaşını canlandırırsın. Bu kadar basit. Ama bir tanesi.
Hepsi değil. Olay buydu. Kalkan miktarı %50 artmış. Güzel. Yetenek değiştirildi. Önceden falan filan. Artık boss hariç düşman hedefiyle kendi HP oranını değiştirip tüm müttefiklere kendi seviyesiyle orantılı 2 top kalkan verir. Boss hariç düşman hedefiyle kendi HP oranını değiştirip tüm müttefiklere kendi seviyesi orantılı kalkan verir. Hedefle kendi HP oranını değiştirecek. Bana çok tanıdık geldi bu. Viva Challenge skilline benziyor. Karanlık art büyücüsü. Light Dark Not 5. Bunu söylediğim yaratıkta. Nerede? Boss veya başka bir hedef hariç düşmanın mevcut atak çubuğunu ve HP'sini değiştirir. Ha. Bu atak hedefin atak çubuğuyla kendi HP'sini değiştiriyor. Tamam. Ama Conrad kendi HP ile karşı HP'yi düşürüyor. O zaman kendi HP'ni düşük yapacaksın. Evet, o zaman tam anlamıyla atak yaratı olacaksın. Kendi canın azalacak. Senin canın azken gidip full canlı bir düşmana kullandığın zaman bu skill'e hedefin canı neredeyse sıfıra inecek, senin canın fullenecek. Oha! Değişik. Şimdi bunlar bittiğine göre şunu söyleyebilirim sanırım ki. Bir şey vardı. Ben dedikodu diyorum. Bir iddia vardı. Sıradaki şey, ikinci uyanış zindan şeyinin, yani kısacası yeni gelecek olan boyut deliğinin olayı ölüm temalı olacaktı. Yani ölüm şövalyeleri, canlı zırhlar, ne bileyim, mumya, Frankensteinlar. Yani bunlar için bir ikinci uyanış zindanı gelebilir. Şey, bu söylenti idi. Ta ki şu an bir anda bütün ölüm şövalye, bütün Death Knight'ların bir anda bufflandığını görene kadar. Ya bu şu an benim kafama yattı. Ya kesinleşmiş bile diyebilirim artık. Bir ara çok dedikodu dönüyordu çünkü Reddit'te. Neyse. Devam edelim. Kobold bombacı. Su. Rüzgar. Işık. Güzel. Hep bombacılar yalnız. Bomba bırakanlar yani. Buz bombası. Etki eklendi. Her zaman ezici vuruş. Oha. Ha. Şimdi. Malaka'nın 3. skill'i hedefin hem defansını hem atağını kırıyor. Değil mi? Başka bir şey yapmıyor sanıyorum ki. Garanti olması için. Oha, hiç Malaka çıkarmamışım lan, şimdi fark ettim. Tüm düşmanlara hasar verir. %80 ihtimalle atak ve defansını düşürür. Her zaman artık ezici vuruş yapıyor. Yani karşıdakinin elementi önemli değil. Karşıdaki rüzgar mı, su mu, ateş mi hiç bakmıyor. Laps diye ezici vuruş yapıyor. Yani seken darbe yapmak diye bir lüksün yok. Rüzgar kobold bombası. Tauros. Mesela bak, Tauros'un kullanılmama sebeplerinden de biri buydu. Defanslara hep Rakan, Ritesh vesaire, Rakan, Kumar vesaire koyuyorlar. Sen ateş yaratığına gidip de şeyle vuramazsın. Tamam, bombayı yerleştirdin, ne oldu, bitti mi? Hayır, hayatta kaldığı zaman 3. skill ile vuracaksın. Gibi. O yüzden çok fazla Tauros kullanılmıyordu Malaka varken. Ve Malaka'dan bir tık daha azmış atağı da. Hoş, çok değil ama. Hoş, çok atak farkı yok ama var yani yine. Neyse. Hepsinin artık ezici vuruş yapması güzel. Bakalım. Tauros, yani bombacı. Kobold bomba, rüzgar kobold bombası, elektrikli bomba 3. skill. Tüm düşmanlara saldırmak elektrikli bomba panelinde yetenek soğuma sürelerini bir tur arttırır. Güzel. Perna'ya karşı kullanabilirsin artık bunu. Bombaları yerleştirdin. Sierran yok olarak şey yapıyorum. Malaka artı Tauros koydun. Perna'lı bir defansa saldırdın. İşte cleanse dedin. Tiana'nın varsa işte Tiana'yı kullandın. Başka bir skipper'ın varsa onu kullandın. Perna'nın üzerinde yararlı etki yok. Bağışıklık yok. Tak, ilk önce Tauros'un 3. skill'i kullandın. Patlattın. Bekleme süresi bir tur şey oldu. Ya da. Bekledin, bombaları yerleştirdin. Birer tur geçirdiler. Normal. Sonra tak, tam Perna'nın üzerindeki bomba patlayacak. Tauros'un 3. skill'i kullanıp yetenek bekleme süresini azalttın. Ne oldu böylelikle? Perna şey yapınca
tur alınca patlayacak bomba ve yeniden dirilemeyecek. Böyle bir şey olabilir. Neden olmasın? Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Işık flash bombası. Dover'ın da olayı şu. Stunlıyor, üzerine atak bar azaltıyor tabii karşının. Ki hoş. Hani zaten şeysin. Işıksın. Hani zaten seken vuruş yapıyorsun. Üzerine de ezici darbe yapıyorsun. Fazladan isabete sahip oluyorsun. Ezici vuruş. Yani element avantajının olayı neydi? Daha fazla kritik oran. %15 daha fazla kritik oran sahip oluyorsun. Ve isabet. İsabet de galiba fazladan oluyor ya. Ya isabet fazla oluyor da direnci bir tık daha yok sayıyorsun. Öyle bir muhabbet var. Ya ezici darbe yaptığın zaman üstünlüğün her zaman daha şey. Her türlü üstünlük. Kritikte de isabette de. Phantom hırsızı su ışık su ışık. Güzel bakalım. Işık su Phantom'ın suç uyarısı. Hasar miktarı %190 artar. Evet, Phantom yani Luer'in 3. skill'inin tek olayı karşının defansını kırar alan etkili ve atak barlarını %50 azaltır. Luer benim en sevdiğim yaratıklardan bir tanesi var manipülatör olarak. Phantom hırsızı ışık. İllüzyon büyüsü. 3. skill'e soğuma süresi 1 tur azalır 8'den yeni tura. Etki eklenen müttefik hedefe 2 tur boyunca iyileşme etkisi. Çok matah değil. Bu şey yapıyor. Kendine ve işaretli takım arkadaşına ölümsüzlük veriyor. Şey veriyor. Hasar azaltma veriyor. Bir de başlık galiba emin değilim tam. Bakmayacağım. Ortak Phantom hırsızı su ışık. 2. skill tutuklama. Her zaman ezici vuruş. Her zaman ezici vuruş gerçekleştirir. Tamam ve hasar miktarı artar. Niye bunun hasarını artırmışlar anlamadım. Var bir şeyler ama dur bakalım geliyor bir şeyler. Epikyon rahibelere. Oha. En son Epikyon buff'ı görmeyeli çok oldu. Ciddi anlamda çok oldu. Bakalım. Ortak mana emilimi birinci skill. Hasar miktarını %30 kadar HP iyileştirilirden hasar miktarını %50 kadar HP iyileştirir. Tamam çok şey bir şey değil. Ki bu kendi HP'lerine göre hasar veriyor bu arada. Güzel bu açıdan. Epikyon rahibesi su ateş ışık doldurma. İkinci skill. Etki değiştirildi. HP oranı en düşük olan iki müttefik hedefin HP'sini %25 ve %15'e iyileştirirdi. Artık müttefik hedefin HP'sini %25, diğer müttefiklerin HP'sini %15 iyileştirir. Yani diyor ki artık bütün herkesin canını dolduruyorsun. İlk tıkladığın hedefin canı %25, diğerlerinin hepsinin %15. Güzel. Alan etkili heal olmamasına hep yakın, üzülmüşümdür hep bunları. Rüzgar karanlık, akış dengeleme. Bunların dolayı şey de takım üzerindeki yararlı etkilerin süresini bir tur uzatıp zararlı etkilerin süresini bir tur kısaltıyorlardı. Ama kendi atak miktarlarına göre heal basıyor. Kendi atağına göre heal basıyor, can dolduruyordu. O yüzden üzücüydü. Bakalım, müttefiklere uygulanan zararlı etkilerin her biri için iyileşme %5'er artar ama iyileşme %10 artar. Ya takım arkadaşı üzerindeki her yararlı ve zararlı etki başına can dolduruyordu. %5'ten %10 yapmışlar. Güzel, çok bir şey fark eden bilemem ama güzel. Epikyon rahibesi rüzgar, ruh dirilmesi. Bu da revive'dı. Canlandırma, başka bir vasıfı yok. Soğuma süresi 8'den 7 tura indirilmiş. Epikyon rahibesi karanlık, ruh kontrolü. Önceden saldırdığın düşman ölürse senin HP oranı %100 yeniler. Evet, böyle saçma zaman bir şeydi. Raşit lan galiba hatta adada. Aynen. Neyse. Onun dışında ne gelmiş? Artık kendi max HP'sine göre hasarı artan bir atak ile düşman hedefe 3 defa atak yapar. Büyük hasar verir. Düşman ölürse hedefin maksimum canı kadar tüm müttefiklere 2 tur boyunca kalkan oluşturur. Oluşan kalkan miktarı kendi HP'sinin katından fazla olamaz. Oy. Nuker yapmışlar lan bunu. Bayağı nuker olmuş artık. Bunu HP kritik atak HP dizeceksin. En son bu tur alacak şeyde laps diye yapıştıracaksın hasarı. Hedef ölürse ne ala. Tüm müttefiklere kalkan verecek. Ama kalkan ya, can doldurma değil. O biraz üzdü. Neyse. Bakalım. Bu ne? Ölüm şövalyesi. Bazı canavarların yetenek seviyeleri değiştirilecektir. Ölüm şövalyesi ışık takas 3. skill. Yetenek güçlenme hasar miktarı artışından kalkan miktarı artış. Conrad'ın 3. skillini
skill upladığınız zaman hasar yerine kalkan miktarı artacak. Bazı canavarların uyandırma etkisi değiştirilecektir. Karanlık anka akışı. Etki %25'ten karanlık küre. İkinci skillin yetenek güçlenmesi geliyor. Yetenek güçlenme etkisi. Düşman öldürse anında kendi turunu yaşar. Oha! Eğer ikinci skillle anka akışı, karanlık anka akışı hedefini öldürürse ikinci skill kullandığı zaman tekrar tur oluyor. Güzel. Sanat ustası uyandırılmış rüzgar. Kritik oran %15 artardan ikinci skillin bulutların çizdiği ay yetenek güçlenmesi ikinci skill strip etkisiydi. Yetenek güçlenme etkisi. İki tur boyunca oha. Karşıyı skripliyorsun. Üzerine defans mı kırıyorsun? Piu. Peki. Güzel. Bazı canavarların yetenek hataları düzeltilecektir. Ya onlar çok matah değil. Yetenek açıklama iyileştirecek. Penelope tehdit çığlığı. İki tur boyunca tüm müttefiklerin üzerinde kendi HP'sinin %20'sine eş değer bir kalkan oluşturur ve düşman 3 kez saldırırken tehdit durumunu etkinleştirir. Boss hariç düşman atak yeteneği kullanırken yalnızca tehdit durumu altında falan filan. Yani benim şöyle bakıldığı zaman hoşuma gitti. Yani aşırı böyle oyun değiştirecek bir şey yok. Şey falan güzel. Praha, Susanat ustası. Yeni zararlı etki, bu benim sinirlerime dokundu bu arada. Korsan kaptan etkisi de güzel bak. Sierra olmadan rahatlıkla şey yapabiliriz artık. Bomba takımı kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ha, benim Sierra'm yok kullanamam da demezsiniz. Çünkü sonuçta bombaların süresi 2 turdu ve artık birini patlatıyorsun Karaka'yla. Karaka galiba tamladı. Karaka'yla patlatıyorsun 3. Bombayı 3. skill'le. Diğerlerinin hepsinin bekleme süresi üzerindeki bomba turu 2 turdan 1 tura iniyor otomatik olarak ve koşulsuz diyor. O zaman resistlenemiyor. Mükemmel. Benim bayağı hoşuma gitti, yalan yok. Onun dışında ölüm şövalyeleri dediğim gibi hani direkt şey yapacak. Yani bu çok bariz bir ikinci uyanış geliyor bu cidden şeylerle ilgili. Yaşayan ölülerle ilgili. Neyse. Uzun. Oha 42 dakika. Neyse. Evet sanırlar video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı merak ediyorum. Şu an şu saniyeye kadar gelen varsa helal olsun harbiden ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.